Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sizlerin de bana muhteşem bir öğretmenler günü hediyesi verdiğiniz Videomuza hoş geldiniz. 25 Kasım oldu artık. Artık öğretmenler günü bitti. Aboneliğinizi falan sakın geri çekmeyin olur mu? De devam edelim ailemizde kalın. Çünkü transfer sezonuna girdik. yani Transfer duyumlarına girdik. E, i̇lla resmi transfer sezonu olmasına gerek yok arkadaşlar. Takipte kalın artık her videoyu dikkatlice izleyin. Hal hareketlere mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Fenerbahçe transfer haberlerine giriş yapalım. Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca üstelik bu ismi bence hiç duymadınız. Devre arası transfer sezonunda orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe. Süper Lig ekiplerinden Antalya Spor'un boşnak futbolcusu Dario Saric'i listesine ekledi duydunuz muydu? Bence duymadınız. Geç sosyal medyaya düştü de. Ee, neyse bir konuşalım. Şimdi Antalya sezon başında satın alma opsiyonuyla Palermo'dan kiraladığı Dario Sarıç'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Ali Koç beğendi diyor. Tamam. Ali Koç beğendiyse hemen aldık. Hemen. Sarın. Sar sar Antalya Spor pakette. Hemen bizde. Arkadaşlar şimdi oyuncunun zaten bir şey söyleyeceğim. Tahmin edin. Ya transfer market değeri 1.6 milyon euro. Yani 1, 1 milyon 600 bin euro değerde var. Tahmin edin neden bunu bize yazdılar? Ya yani bu ismi bize yazdılar. Siz e, çok tahmin etmeden ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bosna Ersekli. Yani Ceko'nun vatandaş ya tamam. Hemen yaz Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe, Fenerbahçe Antalyaspor mücadelesinde Sarlı Sarılacivertlerin başkanı Ali Koç tarafından beğenilen Boşnak futbolcu için ilk temasında başkanlar düzeyinde yapıldığı ve devre arasında bir kez daha Akdeniz ekibinin kapısının çalınacağı belli oldu demiş. Antalya Spor kariyerindeki 3. maçında maçına Fenerbahçe karşısına çıktı Sarıç. Ve mücadeleyi 3-2 kaybedilmesine rağmen ortaya koyduğu performansta özellikle iki gol atan adam Buksa ile birlikte dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. 10 maçta 2 golü bulunuyor. Şimdi bunu sosyal medyadan okudunuz. Hani bizim kanalın sosyal medyadan farkını söyleyeyim haber hülyen, baştan sona palavra. Palavra. Ha illa bir bolsun ersekli arıyorsanız illa edince Ceko'yla kan olan birini arıyorsanız tanıdık birini arıyorsanız Rade Kurniç'e yönelin. Bak İtalya liginde oynamış yıllarca İtalya'nın toprağını tozunu toprağını artık solumuş kemirmiş yalamış yutmuş ama 1 600 bin euro yani o beklenen sıçramayı hiç yapamamış. 2.5 milyon euroya kadar çıkmış. Orada tıkanmış. 1.2 milyon euroya satın alabilirler. Şimdi 1.2'ye satın alsalar. Sana verecekleri en kötü 2 milyon euro. Sen 2'ye alsan yaş 26. Geçin. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bak. Anadolu takımından futbolcu alınır alınmaz. Bu benim e, doğru bulduğum bir mantık değil. Ben şunu doğru buluyorum. Her Fenerbahçe'ye karşı iyi oynayan futbolcu alınmaz. Çünkü... Ben Süper Lig'de şunu görüyorum. Fenerbahçe'ye karşı sanki analarını babalarını öldürecekler eğer o maç kaybedilirse. Futbolcular bu zihniyette çıkıyorlar maça. Yıllardır bu böyle. Hani ben kendimi bildim bile büyük abilerime de soruyorum. Ya Fenerbahçe maçlarına geldiği zaman yatan ama diğer maçlarda aslan kesen bir futbolcuya denk geldiniz mi? Ben mesela Galatasaray maçlarında yatan ama Fenerbahçe maçında aslan kesen bir Belhanda'ya hep denk geldim. Galatasaray maçları geldi miydi Belhanda ya kırmızı kart cezası ya sahada böyle yürüyor. Hatırlayın bunları ya. Hani acaba buna denk geldiğim oldu. Bazı isimler var mesela Türk. Zikretmeyin. Durum bu. Sarıç. Palavra. Radekuriniç. Tam meselesi. Bunu da belirtmiş oldum. Arkadaşlar bakın önemli duyumları bir kez söyler geçerim. Bilginiz olsun. Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Ne demiştim ben? Ben size ne demiştim? Jesus konusunda iyi bir müjdele haber geldi. Eski teknik direktör. Al hilale giden Jesus. Fenerbahçe'nin döneminde Türkiye Kupası'nın kazanılması dolayısıyla e, prim alacaktı. Ve ödenmediği için FIFA'ya başvurma kararı almıştı. Hatırlıyorsanız yani öyle geçiyordu. Portekiz teknik adam tarafından gönderilen son uyarı mektubundan sonra Fenerbahçe ve Jesus arasındaki konu çözüldü. FIFA boyutuna taşınmayacak. 69 yaşında Fenerbahçe'de görev aldı. Bir sezon boyunca 52 maça çıktı. 35 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi. Ben sadece şunu söyleyeyim. 7 yenilginin yani Sevilla 1. Sevilla'ya kaybettiğimiz maç. Galatasaray'a kaybettiğimiz ve Galatasaray'a kaybettiğimiz ikinci maç tam tersi olsaydı. 1-0 1-0 kazanmış olsaydık bak 1-0 1-0 kazanmış olsaydık bütün samimiyetimi söylüyorum. 52 değil Fenerbahçe'nin başına çıktığı maç sayısı en az 54 belki 56 belki 57'yi bulurdu ve Fenerbahçe hem ligde şampiyon olurdu hem Avrupa'dan kupa getirirdi belki de hem de Jesus'ta devam edilirdi. Ama büyük maçlarda nedense Jesus yoktu ve bazı iddialar da var. Galatasaray Beşiktaş maçını izlemeye oraya gitti işte. Galatasaray stadına. Orada aman Fener'i şampiyon yapma da sana şu kadar para diye. asosyal sosyal medyanın bunlar yani. Asla asla olmayan iddialar. Ama şu bir gerçek. Jesus niye ise her büyük maçta cortladı. Hani Ren maçında 3 0dan 3-3'e getiren teknik direktör. Ee, Galatasaray Beşiktaş maçlarını sanki kaybetmek için kadro çıkartmış gibi bir eda içindeydi. Hala hareket içinde bilemeyeceğim. Ömer Faruk Ünal. Hak Dallas rüya aleminde. Ömer Faruk Ünal Türkiye gazetesinde hakemler ve Hak Dallas'la ilgili bir yazı kalemi aldı. İşte kısaca değerlendirme. Hafta içinde hakemler seminerdeydi. İskoç hakem eğitimcisi Hak Dallas diyor ki TFF başkanı ile de görüşeceğim. Ona da söyleyeceğim. Gayet başarılıyız. Bugün burada 72 pozisyon değerlendirdik. Bir iki tane skandal denilebilecek hata var. Birkaç tane öyle de olur böyle de olur karar var. Diğer kararlarınız tamamı doğru. Bu çok yüksek bir oran. Tabi akla hemen şu sorular geliyor. Seminerde masaya gelmeyen konuşulmayan pozisyonlar ne olacak? Şimdi bak arkadaşlar. Doğu cephesinde Enver Paşa'nın Hani kol orduyu denetlemesi var. <laughs> o gün kol orduyu denetlediğinde kıyafeti iyi, iri yarı, cüsseli <laughs> bütün askerleri öne diziyorlar. Hani tarih kaynaklarında bu şekilde geçiyor. O da bakıyor. Ulan diyor biz bununla Rusya'yı da fethederiz. Türkistan'a dolaşırız. Hani Türkistan Birliği'ni de kurarız. Türk Birliği'ni de kurarız. Biz Rusya'yı perişan ederiz diyor. Aslında Doğu Cephesi'nde o kadar şehit verilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bizim ülkemizde maalesef böyle bir şey var gösterişi çok seviyoruz ve gösteriş adı altında hani yanlış işler yapıyoruz. Hakta olsa bütün pozisyonları göster. Televizyonlarda da bak bir şey söyleyeceğim. Televizyonlardaki demek ki skandal hiçbir pozisyon gösterilmedi. Ulan Fenerbahçe'nin bak Allah'ım da şahit, dinim de şahit, imanım da şahit, her şeyim de şahit. Fenerbahçe'nin sezon başından beri kaç tane pozisyonla Fenerbahçe'yi geçtim. Galatasaray'da Beşiktaşlılar artık skandal demeye başladı. Ya bir Galatasaray'a diyorum ki ananın babanın başı üstüne yemin eder misin? hakemler size şampiyon yapmamak için uğraşıyor diye. Edemiyor. Ben yemin ederim. Vallahi de ederim, billahi de ederim. Şu 12 ma maçlık süreçte her türlü şeyin üstüne yemin ederim. Hakemler bize şampiyon yapmamak için uğraşıyorlar. İnandığım her şeyin üstüne yemin ederim. Açık net arkadaşlar bak yemin etmeme bile gerek yok. Açık net. <laughs> ya bir Adana Demirspor maçında 3 kırmızı kart pozisyonu tartışılır mı ya? 3 kırmızı kart rakibe verilmeliydi deniliyorsa bak 3 kırmızı kart geçtim 3'ü geçtim 1 kırmızı kart maçın kaderini değiştirir. E Trabzonspor maçı Şimanski'ye yapılan aynısı İngiltere'de yapıldı kırmızı penaltı çıktı. 45 artı 1 kırmızı penaltı Fenerbahçe 1-1'i yakaladı Trabzon 10 kişi. Hadi çıksın o cehennemden. Adana maçı Adana 7 kırmızıyı. Skor 0-0 Adana 10 kişi belki 9 kişi. Hadi çıksın o cehennemden. Üstelik Fenerbahçe'nin eksiğine rağmen. 2 maçtan Fenerbahçe toplam 5 puan kaybetti. 2 maçtan 5 puan alsa en yakın rakibine 5 puan takmış oluyor. Açık ara önde gidiyor. Hani kırılması imkansız bir rekor kırmış olarak yoluna devam ediyor. Daha ben ne anlatayım size. Trabzon'la razı Fenerbahçe maçında Trabzon'u doğramışken Fenerbahçe'yi kollamış. Abi bu masalada siz inanın. Gerçekten inanın. Ne diyeyim? Ben şu yazıya devam edeyim. Abdülkerim'in Rize maçında golden önceki faul beklentisinde güvenin rakibine acımasızca attığı kafada Volden'in yediği sokak dayağında Icardi'nin ayağına basılmasında verilmeyen penaltı pozisyonlarında hakem kararları doğruymuş. Hakemlerimiz yanılmamış inanalım mı? Barış Alper'in dirseği, Bahtiyar'ın kırılan burnu neden seminerde masaya gelmez? Bunlar sizin için önemsiz pozisyonlar mıydı yoksa bunlar da sizin kriterlerinize göre doğru kararlara dahil mi? Merak ediyorum. Dallas ligimizde oynanan kaç maçı 90 dakika izliyor ve analiz ediyor? Yoksa önüne hangi pozisyon konulursa onun üzerine mi yorumlar yapıyor? Antrenman hocası da rüya alemindeymiş. Her şey mükemmelmiş. Kapatalım gidelim diyor. Hakemlerin e-mail adresine antrenman programı gönderip ayda bir defa bazen iki ayda bir Türkiye'ye gelip bir iki antrenman yaptırarak hakemleri forma soktuğuna inanıyor. Ve verilerin bir sistem üzerine yüklenmeyi çok büyük bir olay gibi sunuyor. Bu işi Türkiye'de yapacak bir kişi yoksa kapatalım gidelim dükkanı diyor. Var eğitimcimiz Paul cil ne iş yapar? Sorumluluğu nedir? Çözemedi. Türkiye'de insanların sabahlara kadar tartıştığı bütün kritik kararlarda var doğru yaptı demekten sorumlu eğitmen gibi hareket ediyor. Sorumluluğu yok. Hesap soran yok. Var performanslar ortada ama göre ona göre yapılan her şey doğru. Bütün bu kaos ortamında hakem danışmanı var, danışman, antrenmanlardan sorumlu danışman her şey yolunda diyerek bu iş gidebildiği yere kadar gitsin. Maaşımız ve Türkiye seyahatlerimiz sürebildiği kadar sürsün mantığıyla hareket ediyor. Birisinin artık kral çıplak deme vakti geldi de geçiyor sanki demiş. Yani kral çıplak da desek, kralın din imanı da yok desek, kral atmış da desek, kral Türk futbolunu mahvetmiş de desek, yani ne dersen de bazıları anlayacağı hiçbir şey yok abi. Ve ben şunu söylüyorum. Şu an var ya bu sistemi destekleyenler var ya, şereften, namustan bahsedip bu sistemi destekleyenler var ya, yakın zamanda yani yakın zamanda bazı şeyler değiştiği zaman, güç değiştiği zaman, güç dengeleri değiştiği zaman en çok onlar ağlayacaklar. Diyecekler ki bak hak diyorsunuz, konuşun. Bizim de o gün kuracağımız cümle aynen şu olacak. Siz yıllarca gözünüzü kapattınız, at gözlüğüyle gezdiniz. Şimdi tekrar at gözlüğünüzü tak, susun, çenenizi kapatın. Fenerbahçe'den Martyal sürprizi. Martial. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte. Fenerbahçe'de forvet takviyesi için çalışmalar başladı. Michy Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşı golcü araçlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim Manchester United'lı yıldız Anthony Martial, 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 Martial kancayı taktı. Fenerbahçe'de kurmaylar Galatasaray Loser United maçının olduğu gün transfer için masaya oturacak diyor. Tabi oraya gitmek çok zor ya. Buraya, hazır buraya gelmişlerken Hani hazır buraya geldiler. Yani biz de bir selamun aleyküm diyelim. Allah'ın emri peygamberin kabriyle Antonio Marciali istiyoruz. Bilmem ne dersiniz diyelim. <laughs> ya yemin ediyorum komedi ya. Gerçekten şu tabirler komedi. Ceko'nun arkasında kalan Batşuay'ı Sarla Civet yönetme ayrılık mesajını iletti. Euro 2024'te Belçika formasıyla görev almak isteyen Yıldız oyuncu düzenli forma giymek istiyor. Şimdi ben bunda burada şunu ekleyeyim arkadaşlar. Euro 2024'te oynayabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Çalışsın, çabalasın. Hem Fenerbahçe'ye hem kendine bir iyilik yapıp kötülük gibi oynasın. Yani haksızsam haksızsın deyin. Oynasın hem bize faydası olsun hem kendisine. Çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de 27 yaşındaki Martial'i gündemine aldı. Yönetim teklif sunacak diyor. Kanarya İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan satın alma opsiyonu kiralık 30 kez Fransa milli takımı Euro 2024 o da sıcak bakıyor transfer marketi 15 milyon euro falan filan bir kere şunu belirteyim bak şunu özellikle belirteyim 5 Aralık 95 doğumlu 27 yaşında 28 olacak transfer marketi 15 milyon euro bugün Fenerbahçe'nin böyle bir futbolcusu olsa istese 25 çekeriz ancak sözleşme bitişi 30 Haziran 2024 bir sene opsiyonu var ancak 15 maç çıkmış Bir gol bir asist 388 dakika. Yani 10'a 12'ye versek kazanç sayarız. Aynısını sırada herhalde aptal değilse karşı tarafta aynısını düşünecektir diye düşünüyorum. Hani bu benim şahsi fikrim, şahsi kanaatim. O yüzden bu transfer kolay değil. Bir de sanki Manchester United çok vermek istiyormuş da hani ee, alacakmışız gibi. Ya böyle bir dünya yok. Ben size bir şey söyleyeyim Bak biz önce bat şu aydan full artı full verim almaya çalışalım. Tabi öncesinde Ceko'dan almaya çalışalım. Ceko'dan sonra Batshuayi'den verim almaya çalışalım. Şimdi <laughs> ne derseniz deyin. Bolcu al. Getir. Ülkeye alışsın. Lige alışsın. Hakemlere alışsın. E, Turkish Kebab. E, Baskut Basket Faravla. Bir tane Cibon. Bir tane Snickers. Hepsine alışsın. Esen yurda alışsın. Yani ülkeyi görsün. Bak bu süreç çok uzun. Batshuayi kılık tip desen hiç umurunda değil. Ne güzel alışmış ülkeye. Bak Batşuay ile şimdi sezonun başında 10'a 15'e satılsın diye Mustafa Hoca ben şimdi diyorum ki hani alacağın adama göre Batşuay'ı daha mantıklı devam etmek. Alacağın adama göre yani şu anda da ben bunu söylüyorum. Ancak bir parantez açayım. 10 artı teklif gelirse Batşuay'ı değil hepsini satarım. Umut Hayır da satarım. Batu Şua'yı da satarım. 10 artı teklif gelirse. Mert Hakan'da satarım. Zaytsız'a satarım. Crespo'yu da satarım. Samet Akaydın da satarım. Hatta şöyle söyleyeyim. 15 milyon euro verse de bu saydığım isimlerin hepsini paket servisi yaparım. 15 milyon euro hepsini paket servis yaparım. <laughs> Yalnız Martial'i beklemeyin. Bizim alabileceğimiz evet İngiltere'de az oynayan bir oyuncuyu kiralık alma ihtimalimiz var. O isim Martial olamaz mı hocam? de bir de söylüyordun. Ben zannetmiyorum. Hani bana başkası gibi geliyor. İsmail Kartal 4 yıldızın biletini kesti. Süper Lig'de bu sezon çok iddialı giren Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verirken aynı zamanda da Konferans Ligi'nden liderlik için oynuyor. Yaptığı flash transferlerle dikkat çeken Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal tam 4 oyuncunun biletini kestim. Şimdi bunu var ya gözünüz kapalı sayın desem sayarsınız. Artık o seviyeye geldiniz. Sebebi de şu. Takıma bir ya da iki takviye yapması bekleniyor İsmail Kartal'ın. Ancak Fenerbahçe'de forma giyen bazı oyuncularla da e, mecburen yollar ayrılacak. Öyle değil mi? Birincisi Ryan Kent. Zaten hepiniz tahmin ettiniz. Ryan Kent için şu an Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığı ne biliyor musunuz? Sezon başında 7 milyon euro opsiyonlu bir teklif gelmişti. Fenerbahçe bunu kabul etmemişti. Şu an eminim çok pişmandır Fenerbahçe. Çok çok pişmandır. Keşke kabul etseydik diye. İkincisi Luan Perez. Ya olmuyor abi olmuyor. Bu kadar sakatlık olmuyor. 5.2 milyon euro. Yapacak bir şey yok. Bağrına taş basacaksın. Diyeceksin ki hani e, doğru kelimeyi de seçmeye çalışıyorum. Yapacak bir şey yok diyeceksin. Ve en azından maaşından kurtulacaksın. Joshua King. Abi bak iyi futbolcu. Kaliteli futbolcu. Ancak iniş çıkış iniş çıkış insanı çileden çıkartıyor. Ya piyasa değeri 4.1 milyon euro. Ee, yanlış anlayacağınızdan eminim ama ya 3'e 5'e bakmadan eğer teklif gelse ben satarım. Ama şunu da söyleyeyim yerinde de aynısından almak lazım. King'in eğer sakatlanmayan bir hali olsa Kent'i gönder Tadiç King'le devam et derim. Size sorayım Tadiç King'le devam etmek ister misiniz yoksa kanat oyuncusu mu istersiniz? Hocam bin tane fırsat çıkacak önüne King, kimle King'le devam etmek ister diyeceksiniz. Bak Tadiç 1 Kent'i 2 İrfan Can 3, Cengiz Dündar 4 Emre Mor 5 ben size bir şey söyleyeyim. Biz kanat forvet aradığımıza göre kesinlikle ve kesinlikle hem King hem Kent yolcudur. Ya da hem King hem Kent yolcu olursa alabilir miyiz diye deniyoruzdur. Bana sorarsanız Kent gider, King kalır. Kanat oyuncusu alamayız. Muhteşem bir duyum verdim aslında size. 3 maddelik bir duyum verdim. Son isim de Lincoln Hendrickam. Şimdi adı lisansa yazılmadı ancak bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi. 25 yaşındaki oyuncu sakatlığını atlatıp dönme peşinde. Ben açık söyleyeyim size. Lincoln Henrik'e şu takımda ayağı en düzgün olan isimlerden bir tanesi. Katılmayacağınızdan eminim. Ancak zihninizi bir yoklayın, hafızanızı bir yoklayın. Geriye bir gidin. Geriye doğru bir gidin. Bir gidin geriye. Solbek oynadım. 8 oynadım. 6 oynatıldı. 10 oynatıldı. Sol kanat oynatıldı. Sağ kanat oynatıldı. Gizli forvet oynatıldı. ikinci forvet oynatıldı. Ya 7-8 farklı şeyde rolde oynadı. 7-8 farklı e, pozisyonda oynatıldı. Bakın bu isim boş bir isim değil. Aynı isim Galatasaray'da olsa bugün ağzınızı biz dersiniz, Hayranlık beslersiniz. Aynı isim Galatasaray'ın oyuncusu olsa. Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğunu bir kıymetsizleşiyor. Ben King'i Deneyeceğimizi daha önce de söyledim duyum olarak. Deneyeceğiz. Durumuna bakacağız. Nedir? Eskisi gibi. Müthiş. Devam ki. Bakacağız nedir? Kötüye gitmiş. Yapacak bir şey yok. Yani ki Lincoln'un enli ki kendi durumunu kendi belirleyecek. Ben King'in kalacağından adım gibi eminim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Öyle. Yani ben bu kadar söyleyebilirim ama şu konuda bir anlaşalım. Şimdi bakın bazı oyuncuları da kiraya vermek daha doğru olur. Kiraya verirsin, mesela kendi kiraya verirsin, tutar gelirse sana şahane bir şey kazandırır. Ruan Peres'i kiraya versen en fazla oynamış olur. Yani oyun ee, tecrübesi kazanmış olur falan. Şu ayı kiraya, ki, kiraya versen hiçbir şey yaramaz. Lincoln'un kiraya versen Lincoln'un yerine kimi oynatacaksın? Ben şunu söyleyeyim açıkçası. Zayt'ın sözleşmesini feshedip Lincoln'u oynatacağız deseler ben razıyım. Bu arada ekrana bakamadan da bazen duyum veriyorum. Ona da dikkat edin arkadaşlar. O duyumlar özeldir. Üyelere bile vermeyebilirim. Bazen bilginiz olsun. Yani durumlar bunlar. Duyumlar bunlar. 63.400'ü de geçtik. Hatta ben size tam sayı söyleyeyim. 63.485 abone. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir öğretmenler günü yaşattınız bana. Sevgili öğrencilerime, velilerime, bugünümü unutmayan, kutlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben şuna inanırım. Öğretmenin ortası yoktur. Kesinlikle ortası yoktur. Ya iyi öğretmendir ya kötü öğretmendir. Ben de iyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Eksiklerim, hatalarım elbette var. Yanlışlarım elbette var. Ama iyi olmak için çok çalışıyorum. İyi bir nesil yetiştirmek için. Allah e, amacı böyle olan bütün öğretmenlere yardımcı olsun. Ben de dahil. İnşallah vatanımıza, milletimize, ülkemize, insanımıza faydalı nesiller, bireyler yetiştiririz. Allah bütün öğretmenlerin yar ve yardımcısı olsun. Hepinize de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Beni çok mutlu ettiniz. Yani abone sayısı sadece bir göstergedir. Ama yürekten destek vermeniz beni çok mutlu etti. Yaptığınız her beğeni izlediğiniz her video baştan sona izlediğiniz video bile istatistiksel olarak bize katkı sağlıyor ve öneri olarak sunuluyor. Açtığınız oynatma listeleri hepsinin katkısı var. Hepsinden dolayı hepinize teşekkürler sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. Kadıköy Sokağı takipte kalın. Duyumlardan mahrum kalmayın. Yorumlardan mahrum kalmayın. Görüşmek üzere.